أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi Uhuvvet Risalesi'nin fakat dediğimiz gibi mektubatta bu mektup yoktur. Bu parça hakkında da bir kayıt koyuyoruz Üstad Hazretleri üzerine. Bu parça kıymetlidir demiyor. Bu parça çok kıymetlidir. Mektubun başı. Bunu ben şeyde kullanıyorum. Şu defterimde var. Psikoloji dersleri var ya bizim hani yaptığımız sitede de. Hep buralardan çıkarıyorum yani. Böyle düşün, böyle düşünme, böyle bak, böyle bakma. Bir de hangi eylemin ruhta karşılığı nasıl olur? Veya ruhtaki halet-i rüyenin eylem itibariyle fiilde nasıl gözükür? Hocam site deyince ne sitesi oluyor? Nurdersi.com var böyle. İstersen site kartımı veririm sana. Hasan abi yazdım. Hasan Uzak vardı ya şeyle. Onun için söyledim böyle. Ben diyor evet duyduğumu eve taşıyorum dedi de. O zaman al şu kartı. Bak orada gençlerin muhasırdaki soruları. Mesela en çok sorular. Ben sağa sola çok gittiğim için. Bunların camisinde de vazife yaptım mesela bir görüşüm. Masaya koyarlardı kutuya. Kim ne isterse sorsun. Fıkıhtayı atıyor. Çok rastlardım. Sen nasıl isim yok altında. Bir bak çekiyorum. Allah kim yarattı hocam diyor yani. Bunun cevabını istiyorum. Madem ilan ettiniz her soruya cevap var. Ondan sonra Allah'tan önce ne vardı? Onun için benim içim böyle onlarla yandığı için dersin içinde onları hep kullanıyorum. Bak aynı bu soruya da cevap olsun diye. Çünkü muhatabımız gençlerde olduğunda dışarıya da çıkartamıyorlar bu soruyu. Oysa işlerinde var bu soru. Niye çıkartamıyor? Kafir derler diye. Ne derler diye. Mesela burada tamamen psikoloji, içsel alemin hayattaki tezahürü işte o sitede veya hayatta eylem olarak sende görüyorum ruhtaki haletini seyredebilir. Bu ders. Zaten çok kıymetlidir diyor. Birincisi 5-6 tane kural var burada. Birincisi adeta nasıl tarıyor insanı. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden, merhametinden, adaletinden, iyilik içinde macil bir mükafat, fenalıklar içinde müeccel bir mucazat derc etmiştir. Paragraf okuyayım, izah edeceğim biraz. Hasenat içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyatlar içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiş. Mesela buna ait misal verecek, sonra başa döneceğim, ben bir okuyayım. Bu söylediğine delil. Mesela müminler mabeyninde, Müslümanlar arasında muhabbet, ehli iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, yani iman ediyoruz ama ve amel-i salih işliyoruz ama amel-i salih ve iman saadet-i dariyeni intac ediyor. Saadet-i dariyen demek sırf ahirette sevabı olan, mükafat olan değildir. Dünyada da karşılığı olandır. Şimdi müminler arasında şu muhabbet. Birbirimizi seviyoruz. Allah için. Bunun dünyada hani sevabı tamam öteye. Bu dünyada nedir karşılığı? Nasıl bir karşılığı var? Bu diyor müminleri sevmek bir hasenedir. O hasene içinde, o sevginin içinde ne kadar muhabbetin varsa maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirahı kalp derc etmiştir. Herkes kalbine müracaat etse, bu zevk hisseder. İkinci bir misale geçmeden dönüyorum başa. Cenab-ı Hak kemal-i kereminde mecbur değildi veya merhametinden, adaletinden, üç sıfatından Cenab-ı Hakk'ın kerem, merhamet ve adaletinden dolayı iyilik içinde muaccel ve müeccel yani peşin lezzet de koymuş, elem de koymuş. Sunuatta ve innel ebrare lefi na'im ve innel eşrare lefi cahim diye bir metin var. Arapça şimdi ayetin parçasını almış. Orada da aynı kanun kullanıyor. Diyor ki
amelin akıbetine bakın. Vicdanı olanlar için tabii. Orada kötü amelin içinde vicdanı rahatsız edecek bir ruh koymuş. Mesela kötü bir şey yaptın. Ama hakkına tecavüz etti. Sen de güçlüsün. Ondan sonra o da ses yapmadı. Ama yanlış bir şey yaptı. Ondan ayrıldıktan sonra seni vicdan bırakacak. Nasıl rahatsız ediyor seni? Yakıyor. Örnek vereceğim hayatımda geçmiş. İstanbul Haliç Köprüsü'nün aşağı iniyorum. Yağmur. Akşam. Malatyalılar çoğunlukla İstanbul'da pazarcı olurlar. Darende mi görünüyor? Bu 250 şey 100 doşlar var. Yük demiş üzerine bir sürü. Şoför mahallesinde tam 4 kişi. Oradan inerken bak vicdanın amelin içindeki cezayı anlatacağım şimdi. Allah bak ne yapmış. Biber acı değil mi? Ama bir lezzeti koymuş içine. Acıyı niye yiyoruz? Lezzet vardı mı? Bak zıttı zıttının içine koymuş. Toprağın içine hayatı koymuş. Arkamdan dershane arabasına vuruyorlar. Duruyorum falan. Tam çıktım. O 4 kişi beni yiyecek yani. Tabii sanki ben vurmuşum. O da koca kamyon zaten bir şey olduğu yok. Dedim bir dakika arkadaşlar. Ya ben mi suçum? Tut sen suçlusun tabii ya. Şu fren yaptım bilmem ne yaptım falan bir sürü saydım. Bakın gördü de yiyecek. Peki tamam. Güldüm var. Aynı beni yapıyor. Peki arkadaşlar. Tamam. Tamam. Suçlu benim. Deyince durdum. Dedim ki siz Müslümansınız. Şüphem yok. Böyle kaldılar. Sizi inandığınız Allah'a hesap vereceğiniz ahirete havale ediyor. Bende ne var? İnanın bana sanki şoklandı. Hiç kıpırdamıyor. O hani saldırgan kangal şeyleri gibi böyle var ya parçalayacak. Aniden durdu. Donmuş yani. Hiç kıpırdama yok. Ben şimdi aklarına yapmadım. Şeye çattım. Vicdanı. Ben döndüm bindim arabaya. Bindim. Aynadan bakıyorum. Hala kıpırdayamamışlar. O şoktan kurtulamamışlar. Duruyor. Bu Haliç Köprüsü'nün ucuna geldim. Giriş. O yokuşun. Bir koşuyorlar arabaya. Farları dörtlüleri yakarak. Arkamda nasıl geliyor? İşaret ediyor, camdan ediyorlar, korneye basıyor, dur, dönmüyor. Fazla da hızlı gitmiyorum aslında. Eski de o, şimdi o yol yapıldı. Edirne kapının o mezarın altına geçiliyordu böyle. Üstü mezarlıktı. Üstüne açtılar şimdi. Açtılar hani. Evet. Oraya geçince Topkapı'ya dönmeden bir cep var. Oraya girdim. O beni yiyecek insanlar. Bak ne oldu. Girdi içeri, o da girdi. Aha kibar. Latif. Nazi. Geldi. Arkadaşım, sen galiba hocaya benziyorsun. Bir tanesi dedi ki biz haksızız. Yok kardeşim dedim, tamam ben. Ya lütfen, tamam. Biz haksızız kardeşim. Biz anladık hatamızı. Ya kardeşim, ben haksızdım. Ya no, uzatma kardeşim dedi ya. Tamam uzatma. Öyle bir şey yaptın ki, bunu mu çıkarıp atalım? Ne yapalım, bunu çıkarıp mı atalım? Ne istiyorsun sen? Haksız biziz kardeşim. Yapma bizi ya. Aynı bu tabir, aynı bu uslu. Peki. Aşo dedi kağıt yazmışlar telefonuna. Ev telefonu uzanacak yok. Buraya arabanı yaptırıyorsun, buraya telefon ediyorsun. Tamam mı? Tamam. Yaptıracaksın mı? Yaptıracağım. İstersen yok diye. Telefon edeceksin mi? Dedi bak nereye taşıdı bu olay ama. Tamam. Böyle yaptım. Of. Bindi. Yaptırdım arabayı. Telefon etti. Hanım çıktı. Demek hanımlar. Meğer söylemiş. Bir hesap söyle dedim. Paranızı göndereceğiz dedi. Ondan sonra ben hesabı verdim. Baktım iki katı fiyat gönderdiler. Telefon ettim. Kardeşim benim başımı derde mi sokacaksınız ahirette? Benim hakkım bu değil. Yok falan neyse. Gelin dedim. Ya geri gönderiyorum. Adres verdim. Ne bilecekler? Ev biliyor bir adam. Adamın birisi. Dedi hangi gün müsaitsin? Her gün gelme. Öyle bir saat vereceğim ki ders saati olacak. O hücum ettikleri adamı bir görsünler. Kapıdan bir giriyorlar. Ben ders yapıyorum. Dedi.
Ya cemaat dolu. Bir bakıyorlar. Ya, hücum ettiğimiz adam. Cemaate bir bakıyorlar. Tak diye çekiyorlar orada. Evet. Bu adamlar Nurları tanıyor. Yanıma geliyor. Dedim onları format attık, sildik. Bu paraya alma. Bana bir iyilik yap. Beni unut bir. Bir dedi bu parayı bu cemaate çay ve şeker ya. Kabul. Şimdi onlar dördü de Nur talebesi. Çekingenliğinden Zeytinburnu'na da gelmiyor. Büyük bir ihtimal daha geldi mi? Bilmiyorum. Şeydir yani Nurları tanıdılar. Bak şeyin içine doğru bir fiilin içinde vicdaniyeti nasıl koydu? Bir sürü örneğim var başımda. Yani. Şimdi diyor ki bak bu noktada bakın. İyilik içinde muacel peşin yaptığın anda veriyor. Bir mükafat fenalıklar içinde muacel bir mucizat derecemiş. Kötülüğün içinde. Hemen yaptı. Onun için diyor ki o sunuatta 12. sayfada. Ahirette diyor bu amelin cezası var olduğunu mu görmek istiyorsun? Yani mükafat yaptığın bir şey. Ahirette nasıl olacak acaba bu? Nedir yani bu amel? Vicdanına danış diyor. O amelden sonra vicdanında bir surur, neşe, saadet, ferahlık oluyorsa seni mükafat bekliyor müjde sana. Onun alametiymiş. Eğer yaptığın eylemde yakıyor, sızı yapıyor, sıkıyor, vicdan azabı çekiyorsa ahirette bu amelin karşılığı cezası var. Vicdanını dinleyen diyoruz. Onun için hem amelin dünyada da bir karşılığı var. Muacel. Acele, peşin olan. Şimdi bir sorun var hocam da. Böyle ehli dünya ile beraber çalıştığımız için bazıları böyle hasetliğinden diyelim. Senin önüne taş koyduğu zaman adam lezzet alıyor. Şimdi bunun vicdanı olmuyor mu yani o zaman? Bu nasıl oluyor? Ha, şimdi ustad diyor ki uyanık bir vicdandı. Şimdi mürtet olmuş bir insan neye benziyor biliyor musun? Kargas bir bina. Ruhu bitmiş. Hassasiyetleri kalmamış, vicdaniyeti tarumar olmuş, ustadımızın ifadesiyle ısırmaktan lezzet alan yılan gibi. Onlar vicdanı tefessü etmiş. Onda öyle bir özellik yok. Onun için dersim bu akıcılıkta onu şart söyledim ki sorulur. Ben çünkü ben de düşünüyordum eskiden. Vicdaniyeti varsa yılan gibi lezzet alır diyor. Çünkü tahripten lezzet alır. Şeyde de oldu. Daha derin nefes alanı söyleyeyim. Arabanın lastiğinde şey, süreye girdim. Zeytinburnu'na girerken şerin orada. Şey dolduracağız. Hava. Seçim günü. Geldiler dört kişi bir takside. Benim önümde araba var. Ben de arkasındayım. O da yana durdu. Arkaya da nasıl önümdeki arabayı yaptı. Havasını ayarladı. Çıktı. Ben geçeceğimken adam hiç bana bakmadan patlayı aldı. Ben de yastı duruyorum bak. Vicdaniyete bakalım. Hiç unutmuyorum. Sol ön tarafının lastiğini yaptı. Arkasını yaptı. Geldi ben tarafa. Sağ ön tarafı yaptı. Tam arkaya geçiyor. Ben de arabama yastı duruyorum. Ne o kardeşim? Ne öyle bir şey yapıyorsun? Süre. Ne sırası? Hiçbir şey demedim ben kendi kendime. Kim alıyorsa onundur kardeş. Hiç ses yapmadım. Tam arka lastiğe gidiyor. Ya o kadar kızdın sen ya doldurum bir şey yapmıyorum al sen. Ses yapmadın mı ya bak. Vicdan nasıl rahatsız oluyor. Dedim kardeşim ben bir şey demedim ya niye rahatsız oluyorsun da olur. Ne öyle duruyorsun peki hiçbir kelime de söylemiyorsun. Dedim ki ahirette kabirde seninle görüşeceğiz. Kardeşim bu lastik için mi görüşeceğiz seninle? Dedim ki adalet dedim bak. Adalet. Adalet madalet yok. Kim aldıysa doldurur ya. Allah Allah. Dedi. Lastiği bastı. Hiç hesap yok. Allah böyle bir mekanizma koymuş ki nasıl girecek? Arabaya geçti. Bana dedi. Kardeşim hakkını helal et. Barışalım. Dedim ki inandığın ahirete havale ettim seni. Dördüm. İyi ben sana dedim. İster et ister etme. Bindi arabaya gitti. Adın neydi senin? Serhat. Serhat.
Serhat ne oldu biliyor musun? İnan, Arap şerden çıktı araba. Gitti. Ben de o koydu ya hava şeyi. Aldım arabama gelmeden inanın bana. Araba döndü geldi. O nerede o kabadayı? Bir baktım. Buyur kardeşim. Hakkını helal et dedi. Dedim kardeşim nasıl adalet yok? Kim güçlü su alıyor? Adam şey yok dedin ya. Kardeşim kusura bakma. Ya işimiz acele kafamız şeydi. Hakkını helal et. Bir şartla dedim. Orman içinde de var ya üç kişi. Nedir dedik kardeşim şartı. Bir daha başkasına yapmamak şartıyla. Bir baktılar ona. Peki, bir daha yapmayacağız kimse. Bak olan, bak seyret. Şimdi esas manzara şurada. Dedim ki, kalktım. Peki, hakkımı helal ediyorum. Aynı böyle oldu. İnan. Of, of be. Oh, bir nefese sanki mama patladı. Volkanla nefes aldı. Vicdan böyle işte. Nezaret. İçine koymuş Cenab-ı Hak. Dedi ki bak, fenalık içinde muacel, peşin bir mucazat, ceza koymuş. Fenalık içinde. Ama vicdanı var olana. Allah'ın nesiyle yapmış bunu? Müslüman otokontrol etsin kendisini diye rahmetiyle, adaletinden ve kereminden dolayı koymuş. Kafirde bu sıfat öyle tezahür etmiyor. Hocam, yalnız düşene yani bir tekme dersen bu düsturu var şu anda. Artık yani benim mi? Hayır. Şeyde toplumda, toplumda düşene de bir tekme dersen vurur düsturu. Gençlere güzelce aşılanıyor. Yetişen nesil yani vicdanın sesini değil de toplumun sesini dinlediği için evet. o şekilde yani kendi vicdanından haberi olmadan büyüdükleri için maalesef. Genelde böyle yapıyor. O şekilde de ölüyorlar yani. Haberi olmadan. Ama böyle işte dersler işte açılıyor. Böyle bir yerde bak Augsburg denilen bir yerde bak böyle yerler açılıyor. Ta ki biz elimizden geldiği kadar mesuluz. Koşmak, bunlara ulaşmak, bunların yetişmesine, bunların duymasına vesile olun. Doğru. Demek ki muacel koymuş el şeyin içinde. Fenalığın içinde de azap duygusu koymuş. Bakın niye koymuş? Bir daha tekrar ediyorum. Çok mühim bir şey söyleyeceğim. Müslüman ahirette hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çekme adına ikaz edici, uyarıcı, hani benzin bitince kırmızı yanıyor ya lamba veya kapı alınca bağırıyor, lamba yanıyor. Cenab-ı Hak adaletinden dolayı, kereminden dolayı, rahmetinden dolayı Müslüman her amelini kontrol etsin. Yani ben bunu yaptım ama acaba bu ahirette nasıl bana yansıyacak? Anlaması için vicdanında bir otokontrol sistemi koymuş. Kime? Müslümana. O inkişaf ettirmiyor. Herkese koymuş ama adamı öldürmüş. Öyle bir sensör vardı. Araba geri geri gelince bağırıyordu ya. Bağırıyordu. Yaklaştın. Adam fabrika koymuş. Ama bozdu adam. Veya yaptırmadı. Veya kornanın içi ağzını şey çamur doldurdu. Bağıramıyor. Fabrika ne suçu var? Fabrika koymuştu. Bazen bağırsa da dinlemiyor. Abi. Dinlemiyoruz. Evet. Hocam bu arada şey peki burada gayrimüslimlerdeki bu şeyin nasıl anlayacağız? Gayrimüslimlerde var mesela bazılarında. Var. Yanlış şey böyle bir yanlış amele karşı onun da gayetli durması. Var. Yani şeyde İslamiyet'te şeyi yoktur ama evet. İnsan olmasından dolayı bazı hasır özelliklerin dışarı. Evet. İki kafir iki türlü ikiye ayrılır. Bir cinste olur, bir cinste olmaz. Bak, bir nötr kafir, bir mütecaviz kafir. Nötr kafir, ya benim böyle din itme, kabul etme bir derdim yok. Orada buyurmuş, fetret diye. Fetret gibi bir insan. Yani duymamış veya direği gibi duymamış veya İmam-ı Gazali'nin dediği gibi yanlış duymuş medyayla. Terörist demiş, İslamofobi demiş. Böyle duymuş. Ha bunlar da insanlık değerlerini Allah yok etmemiş, olmamış daha. Ama çekirdek gibi düşün basın, böyle sokulunca iğne, çekirdek gibi. Mütecaviz kafir var, biliyor, bilerek İslamofobi diyor. Ha onlarda insani değerler kalmıyor.
bazıların dediği ki bazıları öyle. İslami değil ama insani. İslamiyet de zaten fıtrat diniydi. Dolayısıyla o İslam'a düşmanlığı yapmadığı için bazı özellikleri kalmış. Üstad onu Mevve Risalesi'nde bir odalara giden şube elektrikler gibi şey yapıyor değil mi santral? Biraz devam edeyim. Aşağıda hüsnüzan, suizanlar var. Çok ilginç şeyler var. Hasenat içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler. Seyyahat içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiş. İhsas edecek diyor. Yani ahireti burada sana hissettiriyor, zevk ettiriyor. Lemalarda 26. lemada diyor ki, kafir önündekiyle istifade ediyor sofrasında, çevresinde, eline geçenle. Müslüman ise dünyada yaşarken beka ile besleniyor. Ne o? Beka duygusu var mı? Ahiret inancı o duyguyu besliyor. Mesela mal istiyorsun, Allah'a iman eden Allah'ın mülkü onun oluyor. Öyle hissetme nispetinde o duygu tatmin oluyor. Ölmek istemiyoruz. Kimse istemez. Mesela uçak sallanınca böyle şey yapıyor. Müslüman ise hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Dolayısıyla fani dünyada yaşarken sanki bir üst gibi, cep telefonunun şeyi gibi, baz istasyonu yansıtıcı gibi buradayken diyor, ahiretten istifade ediyor beka duyguları, hasseleriyle. İnkişafı nispetinde. Mesela bunlardan misal veriyor. Müminler muhabeninde muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp. Bu çok hoşuma gidiyor. İnşirah-ı kalp, kalp genişlemesi yani. Mekan itibariyle değil. Bir kuvvet çekirdek halinde olan o ağacın çekirdeği, duygular çekirdek gibi de inkişaf ediyor, karşılığını buluyor. Ondan lezzet alıyor. Yani onu şöyle misal vereyim gençlere. Adam futbolcu, ne yapıyor? Antrenman yapa yapa geliştiriyor. Boksör kaslarını geliştiriyor. Bir kuvvet özelliği, bir kuvvet yani o yapı var, fıtrat var, yapa yapa gelişiyor. Bu da böyle. Bu sefer inşirah-ı kalp, yani aslına bakıyor kalp. Alemin kayba bakıyor, pencere. Çanak anten gibi. Besliyor oradan. Çanak anteni birisine göstersen 100 sene önce, buraya var ya resimler geliyor, sesler geliyor, neler var? Kafayı yediyor. Bu bizim tencereye resim geliyormuş. Ha buraya da kıçına bir tane kablo bağlamış. Oysa ekranda bak ne seyrediyoruz. Bu da böyle çanağını koymuş. Nereye bakıyor biliyor musun? Uyduya bakar gibi Allah'a ve ahirete bakıyor. Türkiye'de iki tane çanak anten var. Bir Türk uydularına, bir Avrupa'ya dönmüş. Burada da öyle. Nokta istinat uydusu var. Nokta istinat Allah'a dönmüş çanak anten. Nokta istimdat fıtratını temni edecek, inkişaf ettirecek ahiret inancı. O da ahirete yönelmiş. Nokta istimdat. Mesela başka bir söylüyor. Müminlerde hüsumet ve adalet bir seyyedir. Müslümanda adalet bir seyyedir. Kötü bir sıfattır. O seyyi içinde kalp ve ruhu sıkıntılara boğacak bir azab-ı vicdani âli cenab ruhlara, âli cenab ruhlara hissettirir. Yani suizan, adalet, cemaat içinde de öyle. Hanımda da öyle. Çocuk mesela haksız bir yerde eve bağırsa, sustur tabii ya, sen güçlü iş yaptın. Yakmıyor musun akşama? Evet, evet. Keşke gitmesin. Lanet olsun. Kendimi kontrol edemedim ya. Diyoruz. Bir de okumuyor cümleyi. O siyah içinde, yaptığın haksızlıklar içinde kalp ve ruhu sıkıntılara boğacak, kalp ve ruhu sıkıntılara boğacak bir azab-ı vicdani âli cenab ruhlara hissettirir. Ne karın var bunu? Allah azap çeksin diye mi koymuş? Diyor ki ona sana. Birinci derse dedim ki senin merkezindeki olan hadiseler Allah'ın senin hakkında konuşmasıdır. Onu anlamaya çalış. Şimdi sana ne özellik koymuş Serap'a? Azap duydun mu? Hemen döneceksin. Serap yanlış yaptı kendi kendine. Yanlış yaptı kardeş. Hepsi diyecek olur mu? Konuşma. Savunma kendini. Kendi kendine diyorsun. Üç aydık ya. Nefis,
ruh ve ben. Benim nefsim, benim... Savunma diyeceksin. Baksana ya, yanıyorum işte. İyi yaptın diyen bu taraf. Nefis. O zaman geri dönüş, tövbe kapısı açılıyor bize. Hatamızı anlıyoruz. Hatayı anlatan sibaptır o. Ya öyle bir sibap olmasa? Şeye benziyor. Gösterge yok kardeşim. Benzin bitti mi bitmedi mi? Nereden bileceksin? Bolu'dan bir girdin otobana. İstanbul'a geliyorsun. Hayda. Meğer benzin çok az varmış. Kardeşim gösterge göstersin ya. Ki bileyim ne yaptığımı, nereye adım atayım. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetin vaktinde, kendisi diyor usta, adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyeme muaccel peşin bir cezadır çektiriliyor. Peşin. Mesela bak, hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhreviyi ihsas edecek, yani yaptığın şey acaba doğru mu yapıyorum diye sana hissettirecek derecede öyle bir zevk-i lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Mesela validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet dolunda feda etmek derecesine gider anne. O fedakarlık yapmak ona o kadar lezzet veriyor ki ölümü bile görmüyor. Ölümü bile görmüyor. Niçin bu kadında böyle oluyor da baba da böyle olmuyor? Baba çocuğunu kendisinden bilir. Bendendir bu çocuk. Anne çocuğunu kendisinden bilmez. Kendi organının uzantısı olarak görür. Bu benden midir yok, bu benim de benim yani. Kadın, ben nasıl kolumu hissediyorsam kadın çocuğun ölü şey yapıyor. Uzantısı kopmamış. Ama orada bulunuyor. Yavrusunu kurtarmak için aslana saldıran bir tavuk. Hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldır. Demek merhamet ve ne anlatacak şimdi netice? Demek merhamet ve hürmette muaccel bir mükafat var peşin. Hürmet mi ettin saygıdeğer insanlara? Değer mi verdin? Hemen Allah ruhuna koyuyor seni. Zevk duyuyorsun. Evet, zevk duyuyorsun. Bu sana neyi gösteriyor? Dünyada muacceli var. Bu da sana diyor ki bu amelin doğrudur. Ahirette de mükafatı var.